Şimdi geldik orta güçlükteki açılara. Bunlar ne yapıyorlar bizim hayatımızda, nelere sebep oluyorlar? Birazcık da bunlardan bahsedeyim ben size. Şimdi arkadaşlar orta güçlükteki açıların özelliği, bu çok güçlü olan açılar, ana güçlü olan açılar, işte kavuşum, 60'lık, 190'lık, 120'lik ve 180'lik açı olduğu için öncelikle bunlara baktıktan sonrasında değerlendireceğimiz bir açı grubu olması orta güçlükteki açıların. Yani bunları tek başına ana değerlendireceğiniz nokta olarak düşünmeyeceksiniz açılarda. Her zaman önceliğiniz kavuşum, 60'lık, 90'lık, 120'lik ve 180'lik açıların verdiklerine baktıktan sonrasında ikinci etapta isterseniz değerlendirebileceğiniz açılar. Bunların özelliği bu. Özellikle ışıklar dediğimiz ay ve güneş ile herhangi bir gezegen ya da işte bir nokta arasında oluyorsa bu orta güçlükteki açılara bile önem veriyoruz. Ve yine dediğim gibi bunları ikinci önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Ve yine aynı zamanda orta güçlükteki açıyı yapan gezegenin aynı zamanda mutlaka bir temel açısı olması gerekiyor. Temel ve güçlü açısı olması gerekiyor. Ve yine haritanın diğer potansiyellerini de, yani diğer başka yaptığımız yorumların da yine aynı şekilde bu bizim orta güçlükteki açı ile ilgili yaptığımız yorumu desteklemesi gerekiyor. Yani yorumumuzu desteklemek amacıyla ikinci planda kullanmamız gereken bir açı bu. Şimdi burada bir tane şey açımız var bizim. 135'lik açımız var. Ben size onun şeklini çizip göstereyim. Tabii ki adı üzerinde bu açının da özelliği iki tane gezegen ya da özel nokta arasında 135 derecelik bir açının olması. Bunda tabii ki bunlar çok güçlü olmadıkları için açı payı olarak artı eksi 2 derece alıyoruz. Yani 133 derece ile 137 derece arasında bir mesafe alıyoruz. Yani şöyle düşünün. Şurada bir mesela kovada bir gezegen olsun. Şimdi 135 derecenin olması için bir kere en az 4 tane burç açı atlıyor olmamız lazım. Tabi burada bu yüzden dereceyi de kullanacağız. Mesela buradaki gezegen 27 derecede. Tamam. Şimdi 7'den 135 derece ileri gideceğiz. Yani şimdi 120 derece olması için 4 tane burç atlamamız lazım. Değil mi? Kovadan oğlağa 7 derece oğlak 1 burç 30 derece. 7 derece yay 2 burç 60 derece. 7 derece akrep 90, yani 7 derece akrep, 3 burç 90 derece. 7 derece terazi, 4 burç 120 derece. 7'nin üzerine 15 derece daha koymam lazım. 7 artı 15, 22 derece. Demek ki terazinin 22 derecesinde bir gezegen olması lazım. Ve artı eksi 2 mantığına göre 133 ya da 137 derecede kadar dedik. Yani bu 20 derece terazi ile 24 derece terazi arasında bir gezegenin olması durumu. Mantığımız bu. 4 tane burç atladım. Yani şuradan saydım 4 tane burç atladım şu dereceye göre. Artı 15 derece daha da ekleyiş oldum. Böyle bir mantığı var 135 derecelik açının. Şimdi burada bu açının özelliği bir kişinin, bir bireyin duygusal karar alma yetkilerinin derecesini ifade ediyor olması. Kadersel temalı ve karmik olarak yaşayacağı ikinci problemlerin neler olacağını gösteriyor. Ve özellikle bu karar alma yetkileri ve yerleşmiş duygusal şartlanmalarından kaynaklı olarak da yaşamış olduğu bedensel rahatsızlıkların neler olduğunu gösteriyor. Özellikle ışıklar dediğimiz Güneş'in ve Ay'ın, Satürn, Plüton, Mars gibi malefik dediğimiz negatif etkili, kötü etkili, zor etkili gezegenlerle yapmış olduğumuz 135 derecelik açılar bizim kendimizi çaresiz hissettiğimiz ve bizim dışımızdan kaynaklanan yine ciddi hastalıkları gösterme potansiyele sahip. Ancak tabii ki bunun aynı zamanda özellikle sağlığı çok alakadar eden belli başlıklı alanlarda olması gerekiyor bu açının dediğim gibi. Ve bu açıların özellikle sebebiyet vereceği problemleri erken yaşta fark edersek bu açının bize ifade etmiş olduğu sorunlarla karşılaşmayabiliriz. Yani önleyebileceğimiz bir açı kalıbı bizim bu. Ama yine de bizde yani kişide sakarlıklara ve kazalara sebep olabiliyor. Mesela burada şeyi örnek verelim. Özellikle Satürn'le Mars arasında bir 135'lik açı varsa, yani şuradaki gezegen Satürn, buradaki gezegen de Mars'ta veya tam tersi herhangi bir burçta olabilir bu. Bu bizim gençliğimizdeki Satürn-Mars yüzeylisi, 135'li yani. Bizim gençliğimizdeki otorite yoksunluğumuz sebebiyle gücümüzü yanlış fikirlere ve davranış modellerine yönlendirdiğimiz anlamına geliyor. Yani biz Satürn'ümüzle Mars'ımız arasında 135 derecelik açı varsa, bu Satürn'le Mars'ın bulunduğu evlere bakıyoruz ve Satürn'le Mars'ımızın bulunduğu burçlara bakıyoruz. Öncelikle bir bunların yorumunu çıkartıyoruz. Sonrasında bu 135'i şöyle değerlendiriyoruz. Bu konular neyse iki gezegen içinde, gençliğimizde biz otorite yoksunluğumuzdan kaynaklı olarak gücümüzü bu iki konu üzerinden yanlış bir şekilde yönlendirmişiz. Bu iki konu üzerinden yanlış gitmişiz anlamına geliyor. Yani böyle değerlendiriyorsunuz bu açıyı.
Yine dediğim gibi bu açının temel özelliği sakaryası hastalık bize yaratacak konuların neler olduğunu gösteriyor. Yani şu iki tane gezegen hangi burçta, hangi evdeyse o ilgili burç ve evre bu gezegenle ilgili konular üzerinden bizim sakarlıklar, hastalıklar ve bir şekilde gücümüzü yanlış kullanmak, yanlış davranış modellerine girdiğimiz konuların neler olduğunu gösteriyor. 135'lik açının özelliği bu. Bir diğer orta güçlülük açı kalıbı ise 150'lik açı kalıbı, birleşmeyen ya da King Kung adını verdiğimiz açı kalıbı. Şimdi bu açı kalıbı nasıl? Öncelikle bizim diyelim burada bir gezegenimiz var. Bir de bunun tam karşısındaki burçta değil, bunun bir yanı sonrasındaki ve bir önceki burçta bir gezegen vardı düşün. Şimdi burası boğa burcu ya. Demek ki boğanın zıt burcu akrep. Akrepten bir önceki burç terazi, bir sonraki burç yay. Demek ki boğaya göre terazide bir gezegenin olması veya yayda bir gezegenin olması demek boğa ile terazideki gezegenin boğa ile yaydaki gezegenin 150'lik açı yapmış olması anlamına geliyor. Herhalde bunu anlamışsınızdır. Yani aslında ne karşıt, bakın şimdi normalde şöyle bir şey var. Şöyle örnek vereyim. Şimdi boğa ile akrep karşı karşıya olsa 180'lik olacak değil mi? Şu şekilde. Boğa ile başak olsaydı 120'lik olacaktı. Boğa ile aslan olsaydı, çünkü niye boğa ile başak aynı elementin içerisinde, toprak elementindeler. Yine boğa ile aslan olsaydı, bunlar sabit nitelikteler boğada, aslanda, kare olacaktı. Boğa ile yengeç olsaydı 60 olacaktı, 2,5 atlamış olacaktı. Şimdi bunların hepsi birer açı kalıbı oluşturacaklardı. Ama bakın burada, şuraya hadi saymıyorum hemen yanı, bu ayrı bir açı. Ama tam şurada, şu arada, şunla şu 180'lik ile 120'lik arasında şurada bir yer var. 150. İşte burası o yüzden. Ya bu taraftan baktığınızda da aynı mantık var. O yüzden birbirini görmüyor diyoruz biz buna. Yani tam zıt olan burcun bir öncekindeki ya da bir sonraki burcunda bir gezegenin olmuş olması anlamına gelen bir açı kalıbı bu. Yalnız bu tabii ki bu da zayıf bir açı kalıbı olduğu için bunda açı payını artı eksi 1 derece alıyoruz. Yani arkadaşlar şuradaki bu aradaki gezegenimiz bizim 25 derece ise eğer, şöyle çizeyim 25 dereceyi, terazi burcunda ya da yay burcunda 24, 25 ya da 26 derecede bir gezegen ya da nokta olması lazım ki bu boğa burcundaki gezegenle bu gezegenler arasında şuradan şuraya ya da buradan buraya 150'lik bir açı söz konusu olsun. Bu yüzden gezegenler arası hiçbir bağlantı, ne niteliksel ne elementsel hiçbir bağlantı olmadığı için biz buna birleşmeyen ya da King Kong 150'lik açı kalıbı diyoruz. Şimdi bu açı kalıbın en temel özelliği sinsi çalışan bir açı kalıbı olması. Genelde biz 150'lik açılarımızın, haritalarımızdaki 150'lik açıların bize vermiş olduklarının olumlu ya da olumsuz, ki genelde olumsuzdur, hiçbir şeyin farkına varmayız. Yine belirgin etkiler göstermeden ani kazalara ve beklenmedik hastalıklara sebep olan konuları da hayatımızda bizim 150'lik açılar meydana getirir. Ve tek başına bir 150'lik açı haritadaki tüm enerjileri bozabilir. Çünkü sinsi bir şekilde ortaya çıkacaktır. Sizin farkında olmadığından ortaya koyduğunuz asabiyetleriniz, sinirsel patlamalarınız, vermiş olduğunuz tepkiler, farkında olmadan yaptığınız ve insanların gelip sizi uyardığı her şey neredeyse hemen hemen sizin o ilgili iki tane gezegeniniz arasındaki 150'lik açı daha genelde kaynaklanmaktadır. Hayatta yine en çok yanıldığınız ve gaflete düştüğünüz konular da sizin. Diyelim ki boğadaki gezegeninizin de bulunduğu burcu. Yine bu dişi terazideki gezegeninizin de bulunduğu burcu. Mesela şu çizdiğim şekli için söylüyorum. Ya da yaydaki gezegeninizin de burcu. Yay ile boğa arasındaki bu hani birleşmeyen açı var ya bunların arasında şurada veya burada terazide. Sizin şu iki konu arasında bu ikisinin gerçekleştirmiş olduğu 150'lik açı kalıbı. Şöyle çizdiğimiz zaten 150 derece çıkıyor şuradan şöyle. Uzatalım bunu şöyle. Biraz yamuk oldu ama şöyle. Şurası 150 derece zaten. Şurası şöyle. İşte sizin farkında olmadan şu iki gezegen arasındaki bu birleşme açısında yaptığı şey hayatta şu gezegenle ilgili konularda ve bu gezegenle ilgili konularda bir de bunların arasında 150'lik bir açıda olduğu için siz bu konularda farkında olmadan bir şekilde gaflete düşüyorsunuz demek. Bunlar birbirini etkiliyor. Ve siz bu iki enerji arasındaki bağlantıyı görmüyorsunuz. Görmeden aslında hayatınıza etki ediyor demek anlamına geliyor. Size yapılan eleştirilere
hayatınıza bakarak bunları haritanızın içerisindeki 150'lik açılarda bulabilirsiniz. Şimdi 135'lik açılara genelde hastalık açısı demiştik. 150'lik açılara ise genelde kaza açısı denir. Çünkü kaza biliyorsunuz sinsi gelir. Fark ettirmeden kendine gelir. 150'lik açıda sinsi bir açı olduğu için biz o yüzden buna kaza açısı diyoruz. Yani ne yapacağı, ne zaman ne yapacağı belli olmayan açılar diyoruz. Özellikle sizin ışıklarınızla, ışıklarla, haritanızın güneş ve ayla ağır bir gezegen arasında 150'lik açınız söz konusuysa, yani Jüpiter ve sonrası gezegenlerinizle haritanızdaki, güneşinizle ayınız arasında bir 150'lik söz konusu ise bu sizin hayatınızda çok önemli değişikliklere sebep olacak, önemli olayları size getirecek olan açılar anlamına gelir, açı yaşıyorsunuz anlamına gelir. Şimdi burada ben birkaç tane örnek vereceğim. Mesela güneş Mars 150'si nedir? Ay Mars 150'si nedir? Güneş Plüton 150'si nedir gibi minik örnekler vereceğim ben burada size. Mesela güneş Mars 150'si hayatınızda böyle minik minik kazalara uğrayabileceğiniz anlamına gelir. Yine ay Mars 150'si de aynı şekilde hafif böyle hayatınızda olayların meydana gelebileceği noktaları gösterir farkında olmadan. Ve tabii ki hangi ev ve burçtaysa bu güneşiniz ve Mars'ız ya da ayınız ve Mars'ız bu konu üzerinden gelecektir. Yine güneş Plüton 150'si mesela, bu da bazen sizi kişiliğinizde büyük oranda sıkıntılara uğratan farkında olmadığınız güç problemlerin, kişiliğinizde güç uygulayarak ortaya çıkan problemlerin neler olduğu anlamına gelir. Böyle bir etkisi var 150'lik açı kalıbının. Şimdi geldi 45'lik açıya. Semi-square, tabi square 90 dereceydi biliyorsunuz ya da kare açı. 45-90'ın tam yarısı olduğu için semi-square, yarı kare olarak geçiyor bu. Bunun özelliği de şu, 60'lıkla kavuşum arasında bir açı bu. Yani daha doğrusu 90 derecenin tam yarısı kadar. Diyelim ki sizin şurada Aslan Burcu'da bir gezegeniniz var. Şimdi Aslan Burcu'da sizin bir başka gezegeninizin kare yapması için, tamam şimdi burada da derece verelim, 13 derece diyelim burada. Bu açı payı da bu arada 1-2 derece oluyoruz bunda. Yani iki gezegen arasında 45 değil de 43, 44, 45, 46, 47 derece varmış gibi düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki sizin normalde Aslan Burcu'ndaki gezegeninizle bir başka gezegenin kare yapması için Aslan biliyorsunuz sabit nitelikte. Sabit nitelikte karşısında olmayan bir başka gezegenin ya da burcun bulunması gerekiyor. Yani Aslan'ın burada o yüzden kare yaptığı biliyorsunuz sabit nitelik Boğa. Hatırlayalım, Boğa Aslan. Akrep ve Kova'ydı. Aslan'ın Kova zıt burcu olduğu için Kova'daki bir gezegen kare yapmayacaktır Aslan burcuna, ama Akrep'teki ve Boğa'daki bir gezegen kare yapacaktır. Şimdi biz diyelim ya burada ya da burada bir gezegeniniz varsın. Herhangi birisi olabilir. Ve bu ikisinin tam ortasında bir yere denk geliyor. 45 derece. Tam ortasında bir yere denk geliyor. Veya şöyle düşünelim. Öyle yapmayalım. Bir sonraki burca gidelim ya da bir önceki burca gidelim. 30 derece ilerleyelim. 13 derece aslanla, 13 derece başa, 30 derece. Üstüne 15 derece ekleyelim. 28 derece yaptı değil mi? Demek ki 28 derece başak bizim için bir 45'lik derece meydana getiriyor. Ya da bir de burada artı eksi açı payı var. 1 derece gibi düşünecek olursak işte 26, 27, 28, 29... 30 derece. 30 derecede bir sonraki burca geçiyor. 1 derece terazi. Buradaki şu X gezegeniyle şuradaki gezegen arasında 45'lik açı olmuş oluyor. Veya bu tarafa doğru gidelim. 13 derece aslanla 13 derece yengece gidelim. Artı 15 ekleyelim. Bir önceki burca geçmiş oluyoruz. Şurada ikizlerin son 28 derecesinde bir gezegenin olması yine aynı şekilde. 26, 27, 28 derecesinde. Bu da yine aynı şekilde 45'lik açı olduğu anlamına gelir. Şimdi 45'lik açı yine bunlar da tabii ki yarı güçlü açılar olduğu için ilk etapta baktığımız açılar değil. Ya ben kendi adıma şöyle söyleyeyim size. Ben önceki temel açılara baktıktan sonrasında sadece 150'lik açı var mı yok mu diye bakarım haritaya. Zaten Astro.com'da biliyorsunuz biz onu kullanıyoruz. Yeşil nokta nokta çizgi şeklinde 150'lik açıyı haritalarda gösterir. Yani o yüzden ben gelip de 45'liklere, 135'liklere falan harca bakmam. Çünkü zaten haritanın kendisi bir sürü değerlendirdiğim nokta var. Bir de gidip bu açılarla uğraşmam. Ama bakmak isteyen, özel bir yorum yapanlar falan bu açıları kullanabilirler. Ama ben çok kendim şahsen kullanmıyorum. Ama ya da bilin diye anlatıyorum bunları. Şimdi dediğim gibi 45'lik açı genelde bireyler arasındaki yanlış anlamaları, hayatın çeşitli alanlarında göremediğimiz yanlışlarımızı ve olgunlaşmamız gereken alanları gösteriyor. Kendimizle barışık olmadığımız yerleri de gösterebiliyor. Şimdi 90'lık açı gibi çok büyük bir böyle bize sınavlar getirmiyor bunlar ama barışık olmadığımız konuları gösteriyor. Etkisini çok aşırı 90'lı kadar falan hissetmiyoruz. Bunlardan en önemlisi
Ve Güneş ile Venüs arasındaki 45'lik açı bizim haritalarımızda. Biliyorsunuz Güneş, Venüs zaten Güneş'ten en fazla 48 derece olarak uzaklaşabiliyordu. Dolayısıyla Güneş ile Venüs arasında ya kavuşum açısı meydana geliyor ya da 45'lik açı meydana geliyor. Şimdi burada mesela en önemli açılardan biri bu, budur aslında 45'lik olarak baktığımızda. Çok nadir gördüğümüz bir açıdır bu. Kişinin kendisi hakkında çevresindeki insanların dedikodular, çekiştirmeler ve duygusal ilişkilerinde sürekli yanlış seçimler yaptığı anlamına gelir. Yani çok fazla insanın dedikodusuna uğruyor anlamına gelir. Çok fazla çekiştirmeye uğruyor anlamına gelir. Aynı zamanda ilişkileri sürekli yanlış seçimler yaptığını, bazen zevksiz kıyafetler seçebildiğini ve maddi anlamda da yine ekonomik olarak da sürekli kayba uğrayabileceğini gösteren bir görünümdür. Güneş, Venüs 45'liği tabii hangi burçta ve hangi burçlarda ve hangi evlerde olduğuna yine bakarak bunu değerlendirmeniz gerekiyor. Şimdi 30'luk açıya geldiğimiz arkadaşlar iki tane gezegen arası tabii ki 30 derece olması. Yani aslında bir önceki ya da bir sonraki burçta olması gibi bir durum bu. Ve yaklaşık 1 derece alıyoruz açı payını da. Yani 29 ya da 31 derece olması gibi düşünün. Yani burada Başak'ta bir gezegeniniz var. 2 derecede. Diyelim ki burada terazide veya aslanda 1, 2 ya da 3 derece bir gezegen olması durumu 30'luk açı anlamına geliyor. Semi sekstil diye geçer bu. Sekstil açı 60'lık diye, 60'lık açının yarısı kadar olduğu için geri 60'lık yani. Bu iki gezegenin arasındaki ortak çalışma alanını gösteriyor aslında bize. Birlikte çalışan iki enerji. Ama tabii yine benim en azından kendi adıma çok kullanmadım. Bence birçok astroloğunda kullandım. Çok düşünmediğim bir açık alımı. Ama özellikle çocuk astrolojisinde ve ergen astrolojisinde çok kullananlar var. Ve çocuğun aslında birlikte çalışan enerjisi yani yetenekleri, 30'luk açılarıyla birlikte çocuğun yeteneklerinin ne olduğunu aslında erken yaşta anlamasını sağlayarak üzerine gitmesi için ailesine bu konuda tavsiyeler vermemizi sağlayabilecek olan açık kalıpları bunlar. Yani enerjiler birlikte çalışıyor gibi düşünün. Burada mesela ne diyebiliriz? Mesela Merkür Mars 30'luğu diyebiliriz. Mesela bu ne yapıyor? Merkür Mars 30'luğu çok keskin içgüdüler. Güçlü refleksler, güçlü uzuv hareketleri veriyor. Böyle bir çocuğunuz varsa, haritasının kadını da bu özellikleri destekliyorsa, iyi bir sporcu ya da otomobil yarışçısı falan, hani böyle elini kolunu, reflekslerini iyi kullanabildiği için, böyle birisi olabilir diyebilirsiniz. Mesela Güneş-Neptün 30'luğu var. Böyle bir çocuğun hayatında yine haritasının kadını destek veriyorsa eğer, çevresindeki her şeye karşı bir merak duygusu ve öğrenme isteği olacağı için ona göre bir mesleğe çocuğu yönlendirebilirsiniz haritasının kalınlığına bakarak. Yine Merkür-Neptün 30'luğuna bakarak çocuğun böyle el yetenekleri, sanat, heykel, resim gibi sanatsal konularda, Neptün biliyorsunuz sanatsal konularla ilgili, Merkür el yetenekleriyle ilgili böyle konularda başarılı olabileceğini söyleyebilirsiniz çocuğun haritası tabii kalın da bunu destekliyorsa. Yine Venüs-Neptün 30'luğu yine haritasının kalın çocuğun destekliyorsa bir dans yeteneği olabileceğini gösterir yine. Burada mesela Jüpiter-Neptün 30'luğu var mesela. Bu yine çocuğun tanrısallık ve dinsellikle bir bağlantısı olabileceğini gösterir. Teoloji falan gibi konuya çocuğu yönlendirin diyebilirsiniz aileye. Böyle bir açı kalıbı bu. Evet arkadaşlar şimdi bakın bu bir astrolojik harita. Sadece bir harita koydum. Astroloidleri falan çeklemedim içerisinde özel noktaları falan. Sadece sizin de normalde açtığınız gibi gezegenlerin olduğu basit bir harita oluşturdum. Şimdi bakın burada astro.com'da şöyle mavi çizgilerle, şu uzun mavi çizgiler, gördüğünüz şu uzun mavi çizgiler 120'lik açılardır. Şöyle gördüğünüz kısa mavi çizgiler 60'lık açılardır. Zaten gezegenler arasındaki mesafeleri top kendiniz hesapladığınız zaman 60'lık ve 120'liği açı paylarıyla birlikte verdiğini görürsünüz. Kırmızı olanlar, şu kısa kırmızılar kare açılardır. Karşılıklı olan kırmızılar ise karşıt açılardır astrokoma göre. Şu yeşil çizgi çizgi, bakın şurada görüyorsunuz sanırım yeşil çizgi 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 yeşil renkli olanlar 150'lik açılardır. Astrokom bunu bu şekilde hesaplar ve buraya çizer. Bir de böyle küçük 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 böyle küçük küçük noktalar şeklinde gördükleriniz vardır. Bunlar da işte 72'lik, 108'lik, 144'lük eğer varsa harita içerisinde bunları gösterirler. Şimdi normalde tabii ben size bazı açı payları verdim. İşte 9 derece verdim mesela kavuşum için. Kare için, 60'lık için 5 derece verdim. Artı eksi 5 derece verdim. 90'lık için artı eksi 6 derece verdim. 122 için artı eksi 7 derece verdim. Ama astrokom bunu biraz daha esnek bir şekilde alıyor. Ben o yüzden her ne kadar burada astrokom bana 60'lık ve 120'lik açıyı gezegenler arasında yer veriyorsa bile
Ben ne yapıyorum? Ben burada yine de eğer aradaki mesafe, şuradaki derecelere bakıyorum. Eğer çok uzak bir mesafe varsa, yani mesela bazen kare açıda 9 derecelik bir açı payı alabiliyor. Yani 99 derece ile 81 derece arasındaki bir farkı kare açı alabiliyor bazen, ama biz öyle almıyoruz. O zaman eğer benim kullandığımın dışında bir değer varsa burada, analiz yaparken özellikle buna bakıyorum. O zaman ben orada kareyi çizmiş olsa bile benim kendi mantığıma göre kare olmadığı için kabul etmeyebiliyorum. Yani böyle bir çıkarım yapabiliyorum. Ve bakın şu haritanın şuraya aşağısına geldiğiniz zaman, bakın burada şu şekilde tablo halinde, bakın şurada şeyi görüyorsunuz, görüyor musunuz? Tüm burçların, yani tüm gezegenlerin karşısında hangi burçta olduğunu, mesela güneş, tam güneş demek, Leo aslan, 3 derece, 19 dakika, 57 saniye, aslan burcu. Ay, 13 derece, Taurus boğa demek, ay, boğanın 13 derece, 46 dakika, 9 saniyesindeymiş. Bu şekilde dereceleri olduğu gibi veriyor. Yükselenleri ay, MC noktasını, bunları da aynı şekilde size veriyor. Evlerin giriş derecelerini veriyor aynı şekilde, şu şekilde, şurada. Eğer ben evlerin giriş derecelerini görmek istiyorum derseniz zaten biliyorsunuz, Anglo ve Zodiac'ları haritayı açabiliyorsunuz. Şurada önce sabit ve değişken burçlarda hangi noktaların ve gezegenlerin olduğunu, burada da elementine göre bir tablo şeklinde, elementleri ve niteliklere göre de burada bir yine ufak bir tablo vermiş. Air, ateş, air, hava, earth, toprak, water, su. Bu mantıkta gidiyor. Burada bu şekilde tablolarda çakışma yerlerinden mesela sabit ateşte kişinin hangi gezegenleri olduğunu görebiliyorsunuz, hangi noktaları olduğunu. Şimdi bir de burada ayrıca bir tablo daha veriyor. Bu tabloda tamamen açıları yukarıda olduğu göremediniz. Mesela şu an burada baktınız, göremediniz bazı şeyleri. Bir de bir açı tablo, burada açıları buradan da görebilirsiniz. Açıların nasıl gösterildiklerini verdim. Burada da bunları size tablo halinde, bir diyagram halinde veriyor. Bakın nasıl okuyacaksınız bu tabloyu da. Bu güneş. Güneşten aşağı kadar indiğinizde, şurada bir şekil gördüğünüzde, bu güneşin buradan sağa doğru gittiğinizde Merkür'ü gördünüz burada. Güneşin şu kavuşum açısının sembolü. Güneşin bir şeyle kavuşum yaptığını buradan görebiliyorum. Neyle yapıyor? Gidiyorum sağa kadar, Merkür'le yapıyor. Güneş, Merkür kavuşumu varmış. Bakalım yukarıya gelelim. Evet, hakikaten bakın güneş 3 derece aslan, Merkür 12 derece aslan. Artı eksi 9 derecelik payda, 9 derecelik açı payıyla bir kavuşum söz konusu burada güneşle Merkür arasında. Buradan da kontrol edebilirsiniz. İniyorum aşağıya. 150 derece bakın. Güneşin bir şeye 150 derecelik açısı varmış. Neyle var? Sağa kadar gidiyorum. Uranüs. Güneşin Uranüs'ün 150'si varmış. Geliyorum yukarıya. Güneş Uranüs arasına bakıyorum. Güneşten bakın. Yeşil çizgi değil mi bizim 150'lik açımız? Güneşten bakın. Bir yeşil çizgi çıkıyor. Nereye gidiyor? İniyorum aşağıya bakın. Bak Uranüs'e gidiyor. Görüyor musunuz? Şurada göstermiş bunu. Zaten derecesine bakalım. 2 derece. Bu 3 derece. Zaten artı eksi 1 derece alıyorduk biliyorsunuz. 150'lik açıda. Bu şekilde şu 30 derecelik açının sembolü biliyorsunuz. Mesela şu 35'lik, şu 150'lik, şu kare, şu karşıt, şu 120'lik. Bu da kavuşum. Yani bu şekilde şu 60'lık, şu yıldız gibi olan da 60'lık. Bu şekilde buradan da yukarıda emin olamadığınız hangi gezegenle hangi gezegen arasında, mesela şurada olduğu gibi yan yana bakın, birleşmiş Satürn, Uranüs, Neptün var bakın dereceleri. Hepsi yan yana birleşmişler. Üçlü kavuşum yapmışlar. Burada bunları mesela hangi açıları yaptığını buradan tam netleştiremediniz. Diyelim bu kırmızı çizgi nereye gidiyor? Bu mavi çizgi nereye gidiyor? Emin olamadınız. İnin aşağı. Bu Neptün'ün simgesi ya. Neptün'ü bulun. Bak Neptün nerede? Neptün burada. Neptün'den bir şey aşağı doğru inin. Bu tarafta bir şey açı yaptığı gezegen var mı? Buradan bu taraftakileri bir bulun. Neptün'ü. Buradan böyle bir aşağı inin. Bir de buradan geri gelin. Böyle. Bir de buradan yukarı çıkın. Şimdi bak Neptün. Geldim 60'lık var. Neyle? Plüton'la. Neptün. 135'lik var. Neyle? Güney ayrımı. Bu güney ayrımı sembolü. Neptün. Karşıtlığı var. Neyle var? Şiron'la var. Buradan bunu görebiliyorum. Bir de şimdi önceki gezegenler var. Onları nereden bakacağım? Onları bu taraftan bakacağım. Neptün'ün kavuşumu var. Neyle? Satürn'le. Neptün'ün kavuşumu var. Neyle? Satürn'le. Neptün'ün kavuşumu var. Neyle? Uranüs'le. Neptün'ün, geliyorum, 135'liği var. Neyle? Mars'la. Neptün'ün üçgeni var.
Neyle? Bel üstte. Bu şekilde tabloyu okuyabiliyorsunuz. Bunu da böyle size basitçe göstermiş olayım. Bu da gördüğünüz gibi bir harita. Şöyle uzaktan baktığınızda haritada açılarını bu şekilde görüyorsunuz. ASC MC noktalarını zaten derece olarak size gösteriyor. Aşağıdaki tablolardan da ilgili bilgileri okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.